Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Laravel'deki route yapısını incelemeye çalışıyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle route dedim. Get diyorum. Test dedim. Ardından function diyorum. Request dedim. Return response JSON dedim. Merhaba olsun. Kapatalım. Ardından API test dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi merhaba yazısını gayet başarılı bir şekilde gördük. Hatta şunu şöyle yapalım. Users diyelim. API users olsun. Evet. Merhaba yazımızı gayet başarılı bir şekilde gördük. Peki ben bu rotaya parametre göndermek isteseydim ne olacaktı? Onu da şu şekilde yapıyoruz. Gelip süslü parantezler içerisine örneğin user ID diyorum. Daha sonra da bunu fonksiyonun içerisine user ID diye alıp ardından şu şekilde dolar user ID diyelim. Göndereceğim. API users adında bir endpoint bulamadı. Şöyle yapalım. 32 diyelim. Görmüş olduğunuz gibi göndermiş olduğum parametrem gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Peki bir parametre daha almak istersek nasıl yapacağız? Aynı şekilde user name diyelim. Ve tekrar dönüp yenilediğim zaman görmüş olduğunuz gibi username'i göndermediğim için bana 404 not found hatası verdi. Peki örneğin bu parametre opsiyonel bir parametre olsaydı ne yapacaktık? Onun için yalnızca buraya gelip bir soru işareti koymamız yeterli olacaktı. Şöyle user name diyelim. Daha sonra da dolar user name dedim. Sayfamı yenilediğim zaman beklenen bu kadardı diyor. User ID username. Evet, buna da default bir değer atayım. Değer yazayım şöyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi rotam gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunu da geriye döndürmezsem eğer bu rotamda name alanını girmeden de gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şöyle on yazsın diyelim. Fakat dikkat ederseniz ben burada ID parametresine böyle abidik gubidik bir string de gönderebiliyorum. Ama biz genelde ID'leri eğer GUID tutmuyorsak ne yaparız? Genelde sayısal bir değer üzerinden belirleriz. Peki bunu nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız Word diyorum. Daha sonra gelip diyorum ki örneğin ID pardon user ID user ID'si örneğin yalnızca 50 olan kullanıcı bu rotaya erişebilsin dediğim zaman örneğin 40 da girsem 404 diyecek. Ama ben buraya ne zaman 50 yazarsam bana result'u verecek. Peki sadece sayısal bir değer olmasını istiyorsam ne yapacağım? Onun için yapacağım işlem çok basit. Aslında bir regex operasyonu yazmamız gerekiyor. Diyorum ki 0'dan 9'a kadar yalnızca sayısal değerleri içereceğini belirten basit bir regex yazıyorum. 32 dedim. 1 dedim. Daha sonra eksi 1 dediğimde görmüş olduğunuz gibi not found dedi. Çünkü biz artı değerleri alacağımızı belirttik. Şuraya örneğin rastgele bir string yazayım. 1 ABC yazayım. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde isteğim ilgili rotaya düşmüyor. Peki örneğin genelde bunu ID olarak tanımladığımız için peki şöyle ID olarak tanımlayalım. Örneğin bir tane daha rotam var. Gene bu da ID alıyor. Ben bunun için de gideceğim. Sonuna ver ekleyeceğim. İşte kontrol mü edeceğim diye soracak olursanız hayır. Bunun için de Laravel bizim için bir kolaylık sağlıyor. Route Service Provider içerisine gelip burada boot içerisine diyorum ki route 2.3'te
Pattern dedim. Benim için zaten tamamladı. Kendi bir tane örnek oluşturdu. Route 2 nokta üst üste pattern diyorum. Evet, ID'ler 0'dan 9'a kadar ve pozitif değerler alacak diye belirtiyorum. Ardından buradan artık buna ihtiyacım yok. Siliyorum. Dönüp sayfamı yenilediğimde hiçbir değişiklik yok. Gene aynı işlemler gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Fakat tek farkla route pattern'imizi global olarak register ettik. Dilersek buraya örneğin mesela bir alanımız daha var. İşte age alanımız var ya da ne bileyim string bir alanımız var. İşte onun için de gelip şöyle regular expression deyip şuradan regular expression creator diyelim. Buradan herhangi bir regular expression'ı oluşturup örneğin A'dan Z'ye tüm karakterleri içeren bir regular expression yazılmış burada. Siz de kendinize özgü regular expression'ları yazıp dilediğiniz gibi route'larınıza çeşitli constraint'ler, kısıtlamalar tanımlayabilirsiniz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Laravel videomuzda görüşmek üzere.